Merhaba arkadaşlar, Dijital Öğrenci TV'ye hoş geldiniz. Yine ve yeni videomuzla karşınızdayız. Yeni videomuzda yine yurt dışından gelen bir cihazla birlikteyiz. Cihazımızın ismi Premium HD model 12900 Plus 4K Ultra HD cihaz. Yani Premium HD sadece cihazın ismi. Aslında cihazımız 4K ve 12900 Plus model olarak geçiyor. DVB-S2 ve S2X olarak destekliyor. Wi-Fi yine USB üzerinden destekliyor. HD kanalları da destekliyor. Çift kumandalı ve Wi-Fi adaptörü de içerisinde bulunmakta. Şimdi isterseniz biraz özelliklerini sayayım size. RAM 512 MB, flash belleği 16 MB ve Sport 4K 60 FPS 2160'a 3840 maksimum görüntüsü var. Hevç 265 destekliyor. 3D desteği var. Ve DVB-S2X tünerden DVB-S ve DVB-S2 tünere kadar desteği bulunmakta. USB Wi-Fi'yi de destekliyor. Koaksiyal çıkış var. Kolay menü var. DisEQ 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 ve USALS destekliyor. CC-CAM, DIV-CAM desteği var. Forever desteği var. Apollo TV desteği var. Yine Ethernet çıkışı var. HDMI 2.0. Yine AV çıkışı var. VPN desteği var ve otomatik olarak birçok dil desteğini de almakta. Şöyle bakıyorum başka neler var. Yine YouTube var içerisinde ki bunları göreceğiz. 3G modem destekli. Bu da güzel. Ayrıca da SAT 2 IP net foto ve Kur'an da içerisinde var arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir kutu içeriğine bakalım. Öncelikle kutunun içerisinden neler çıkıyor? Bir tane şöyle kullanma kılavuzu gördüğünüz gibi. Bir tane Premium HD marka. Bir tane Wi-Fi adaptör. İki tane kumanda. Hemen açıyorum. Birbirinin aynısı iki kumanda. Yani birine bir şey olursa diğerini de kullanabiliyorsunuz. İki tane ince bir kalem pille çalışıyor. Şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi güzel komutları olan bir kumanda. Yine aynısı poşetinde. HDMI 2.0 kablomuz ve cihazımızın kendisi. Böyle önünde kapatma açma tuşu var. Burası display. Premium 12900 Plus diyor. Şöyle kapağını açalım. Kapağını açtığımız zaman yine akıllı kart girişi var. Ve gördüğünüz gibi USB girişini de buradan görüyoruz. Yan tarafında herhangi bir şey yok. Yine havalandırma var. Diğer yan tarafında herhangi bir şey yok. Siyah metal bir kasa. Yine LM girişini görüyoruz. Optical ses çıkışı. DV out yani HDMI çıkışı. RC232 yazılım için yine giriş var. Burada USB 2.0 girişini gördüğünüz. AV çıkışı var eski televizyonlar için. Ethernet LAN girişi var. Ve kapatma açma tuşunu buradan görebiliyoruz. Ki en sevdiğim şey benim. Bilginiz olsun şöyle. Yine yaklaştırayım. Şimdi cihazı bir takalım bakalım. Hem kısa sürecek bir tanıtım ve kutu açılışını yapıyoruz sizlere. Çok uzatmadan, sizleri çok sıkmadan. Cihazımız açılıyor arkadaşlar. Şöyle açıldı, durdurayım. Arkadaşlar özellikle bu cihazlarda önce TRT 4K'yı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir görüntü var. Kanalı değiştiriyorum. Öncelikle kanalımızın değiştirmemizin nedeni telif hakkı olmamasından dolayı. O yüzden kısa bir görüntü veriyorum. Kısa bir görüntüye genelde kanallar bir şey söylemiyor. 5-10 saniyelik görüntüye. O yüzden de şu an tanıtım kanalına geçtim. Bunda bir sıkıntı yok. Telif hakkı yok burada. Arkadaşlar bazen soruyorlar cihazın işletim sistemi ne? Yani söylememişsiniz diyorlar. Ben Android olursa söylüyorum. Ya da Enigma 2 Linux işletim sistemi olursa söylüyorum. Ben bunu da söyleyeyim o zaman. Bu cihazımızda Linux tabanlı ve normal düz cihaz içerisinde yüklü olan işte programlar var. Ama siz herhangi bir şekilde bu cihaza program yükleyemiyorsunuz. Artık bundan sonra bunları da ek olarak söyleyeceğim. Çok uzatmadan biliyorsunuz ben 22900'ü tanıtmıştım. Bu cihazda yine aynı şekilde kurulum, ayarlar, USB Wi-Fi, internet uygulamaları, zaman ayarları ve kanal düzenleme gibi böyle kısa bir menüye sahip. Cihaz Türkçe, tamamıyla Türkçe oluyor. Bazı yerleri tabii ki İngilizce. Ona diyecek bir şey yok. Cihazımız komple ve güzel bir cihaz. Şimdi kuruluma geldiğimiz zaman
Anten ayarları, fabrika ayarları, lüksas ayarları, özel yazılım menüsünü görüyoruz. Anten ayarlarına geldiğimiz zaman burada transportları vesaire nasıl seçeceğimi söylüyorum. Kısa olacak tanıtım. Çok uzatmayacağım arkadaşlar. Sadece görün. Zaten bütün ayarları ben anlatıyorum size. Fabrika ayarlarına geldiğimiz zaman 4 tane 0. Lüksas ayarları var. Yine ayarlara geldiğimiz zaman, sistem ayarlarına geldiğimiz zaman ben kısa kısa gösteriyorum. Size önemli olan yerleri söyleyeceğim. Bakın Dolby Dijital var bu arada. Bu da güzel. Multistream özelliği güzel bir şey. Birçok kişinin görmek istediği bir olay. Biz Auto, DVB-T2 IPTV özelliği var. Net Subtitle, yani yabancı uydulardaki bazı kanalları Türkçe altyazı yapıyor, bilginiz olsun. Hava durumu açık. Bu da ileride olacak bir şey. Özellikle internet üzerinden. Diyelim ki bir kanalı izliyorsunuz. Yabancı bir kanalı. Sesini Türkçe çevirecek bir sistem olacak. İnşallah çok yakında olur diye düşünüyorum. Çok uzatırsam çok uzayacak. Uzun bir video olsun istemiyorum. Burada menü şeffaflığı, TXT şeffaflığını görüyorsunuz. Görüntüleme modunu burada 1080p ve 4K, 2K, 25Hz'i görüyorsunuz. Ki eğer televizyonunuz 4K'nın 30Hz falansa belki de onu da görürsünüz. HDR otomatik yapıyoruz. HDMI'yi buradan U444 yapıyorum ki görüntü kalitesi çok daha iyi oluyor. Şimdi burayı da bakın ekranı mesela büyütebiliyorsunuz OCD'yi. Şöyle küçültebiliyorsunuz. Bakın. Gördünüz mü? Bu da çok güzel. Hani daha tamamıyla kaplamıyor. Şöyle yapalım. Televizyon TV PAL olacak. Eğer Amerika'daysa NTSC seçilebiliyor tabii ki. CMAX Settings de burada yine kanal logolarını vesaire ya da stilini değiştirebiliyorsunuz. Burada orijinalde göreceksiniz ama Nivi de gösterelim. Şurada bir CMAX Settings'teyken bunu bir gösterelim. Bakın bu orijinal. Orijinal olarak bunu gösteriyor. Şöyle göstereyim size. Şimdi bir de yenisine bakalım. Hani o ne o ne diye söylenmesin. Hemen çıkıyoruz. Ben orijinali daha çok seviyorum. Bu da yeni olanı. Gördüğünüz gibi. Sanırım size bir şey anlatmıştır. Yani kanal listesini değiştirebiliyoruz. Bu da çok güzel. Şimdi buradan ben yine orijinal yapıyorum. Buradan bir çıkalım. HDMI çeşit ayarımız var. Ebeveyn kontrolü 4 tane 0. Kart reader eğer orijinal bir kart takarsanız, yani yasal bir kart takarsanız buradan yine yapabiliyorsunuz. Renk ayarları cihaza göre eğer parlaklık vesaire doygunluk bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ve cihazımızın hakkında girdiğimiz zaman ürün adı 12009 Plus. Yazılım versiyonu, tarihi vesairesini hepsini buradan görebiliyoruz. USB Wi-Fi Type'da RT5370-7601 gibi işte bunları da destekleyen yönlerini buradan görüyoruz. USB Wi-Fi'ye girdiğimiz zaman USB'den filmleri seyredebiliyoruz. Fotoğraflara falan bakabiliyoruz. Burada Wi-Fi, şu an Wi-Fi takmadım ama güzel bir şekilde çekiyor. IP ayarına girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi bağlandı ve IP'yi almış durumda. Buraları söyleyemiyorum. Burada da Forever'ımız var. Forever'ımız da gördüğünüz gibi şu tarihe kadar var. Yine Remote Device Safely, yani güvenli bir şekilde kaldırın. USB takılıysa onu kaldırabiliyorsunuz. Yine 3G'den bağlanabiliyorsunuz. Mobile Application var. Burada şöyle cihazın uzaktan böyle cep telefonuna kontrolünü sağlıyorsunuz. Evin içinde eğer kumandadan değil oradan yapabiliyorsunuz. Oyunlarımız var burada. Sudoku, kutu itme, trans, siyah, beyaz, gubank, yılan, tetris gibi. Burada Hexa, Mayın. Bayağı var oyun. Güzel. Sıkıldığınız zaman bunu da yapabilirsiniz. PVR özelliği var. VPN özelliği var. Ve aktif kod özelliği var. Buradan kanal düzenlemeye geldiğimiz zaman hani otomatik yani çoklu taşıma falan var mı diye soracaksınız. Evet var. Burada gördüğünüz gibi taşıma vesaire hepsi var. Hepsini yapabiliyorsunuz. Bakın buradan hemen taşıdık. Silebiliyoruz. Sıralayabiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. O da güzel.
Kanala da gidebiliyoruz. F1'e basıp kanala gidebiliyoruz. Bakın toplu taşıma maviyi gördüğünüz gibi toplu da taşıyabiliyoruz. Ayrıca silebiliyoruz. Tümünü de silebiliyoruz. Uydu geçişi yapabiliyoruz. Onlara da gayet güzel. Şuradan çıkalım. Zaman ayarlarına geldiğimiz zaman zaman ayarlamalarını yapıyoruz. Ya da olay zamanlayıcı yapabiliyorsunuz. Uyku zamanlayıcı. Yani istediğiniz zaman hani uyuyacağım ben dediğiniz zaman kapatmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da olay zamanlayıcı da istediğiniz saatte açılsın o programı kaydetsin ve kapatsın diyebiliyorsunuz. Ön panel saatinde yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca da takvimimiz var. Cihazın açılışını çekememiştim büyük ihtimalle. Şu şekilde açılıyor. Çok güzel bir görüntüye sahip yine. İnternet uygulamalarına geldiğimiz zaman burada Apollo'yu, Xtreme, Stalker. Burada MAC adresi değiştiriliyor bilginiz olsun. Burada kendi uygulamaları var. Gördüğünüz gibi. TikTok var, Dailymation var, YouTube var. Radyo var, Kur'an-ı Kerim var. Yine hava durumu var. Var oğlu var. Bayağı güzel yani. Güzel özellikler var. Burada işte ezan saatini kontrol edebiliyorsunuz. Ezan hemen okunuyor saatte, ayarladığınız saatte. O da güzel. İsterseniz bir YouTube'a bakalım. Nasıl bir yapıya sahip. Burada benim sevdiğim şey şu. Kırmızı tuşa bastığınız zaman bakın. Burada 4K'ya kadar ayarlayabiliyorsunuz. Fıstık gibi. Yani bizim Türk cihazlarda bunu yaparsa çok güzel olur. Yani bu Linux tabanlı ve basit cihazlarda bunları yaparsa çok güzel olur diye düşünüyorum. Umarım yaparlar. Yani keyifli olur bence. Şimdi buradan da çıkalım. Görüntüsü falan da gayet güzel. Yani çok uzatmayacağım demiştim size zaten. TikTok'u çalışıyor. Hava durumunu görebiliyorsunuz. Ayrıca radyoda dinleyebiliyorsunuz. Cihazda bilginiz olsun. Şimdi şöyle bir çıkalım. Kanal geçişini de göstereceğim size. Başka unuttuğumuz bir şey var mı diye bakıyorum. Bu arada kanal düzenlemeye geldiğimiz zaman hani Dyni bazı kanalları yeşil gördünüz ya işte buradan yapıyorsunuz. İsterseniz sarı, yeşil, mavi gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kanal düzenlemede radyo kanalları, favoriler oluşturabiliyorsunuz. Favori radyolar, kanal sıralama ya da kullanıcı kanal listesini buradan yükleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi bir de kanal geçişlerine bakalım şöyle. Nasıl olduğunu. Gayet güzel. Tuneli de güçlü. Şöyle görüyorsunuz. Anında algılıyor. Hiç bana mısın demiyor. Yani kanal geçişlerinde çok hızlı olması çok önemli. Şöyle hani takılıyor mu diye ona da bakıyorum. Takılma da yok. Yani bu da çok güzel. Yani şöyle cihazın tanıtımı herhalde bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Umarım tanıtımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız. Yeni gelen arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Böylece biz daha çoğalalım. Daha fazla katkıda bulunalım. Ayrıca videolarımızı paylaşmayı ve yorumlara yazdığınızda da cevap alacağınızı unutmayın. Mutlaka cevap vermeye çalışıyorum herkese. Kanal çok daha büyürse hatta bunun için birkaç arkadaşı sorumlu tutacağım. Hani sorulara cevap vermesi konusunda. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Dijital Evren TV'de kalın.